Evet arkadaşlar, karlı bir Burdur gününden herkese selamlar. Selamlar. Merhabalar herkese. Biliyorsunuz her zaman videoyu açıyordum. Günlük güneşlik falan diyordum. Evet. Ama bugün Sürpriz ya oldu. sürpriz oldu bize de. Şöyle göstereyim. Her taraf kar, lapa lapa kar yağıyor. Evet. Bugün böyle Baba! güzel, değişik. Ah Emir, kar mı oynuyorsun? Çok güzel. Aferin sana. Şöyle Kapat kulaklarımı kulaklarını da. kapatalım Kulaklarını şimdi. kapatalım. Evet, dün bu arada Fethiye'ye gittik arkadaşlar. Bir dedik böyle bir hem ara verelim. Hem Sahil belki böyle havası. sahil havası biraz balık tutarız falan dedik. Akşam dönüşte böyle bir kar hafiften Evet, böyle Seydi yağmaya Kemer'den başladı. çıktıktan Değil mi? sonra. Seydi Kemer'den çıktıktan sonra. Sonra bugün yattık, kalktık ve bir baktım her taraf bembeyaz Bembeyaz. olmuş. Çok güzel bir görüntü var. Şöyle göstereyim. Kamerayı eşime devredeceğim ama evretmeden önce çok kısa kendimizden bahsedelim. Benim ismim Mustafa. Eşimin adı Filiz. Filiz. Burdur'un Tefen ilçesine bağlı Hasanpaşa kasabası burası arkadaşlar. 7x10 makas sistem bir çadırımız var ve içeride de 497 adet lohman sendemiz var. İki tane 499'du. 9'lu. Bunu da ilerleyen videoda anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle kamerayı eşime devredeyim. Havanın ne kadar soğuk olduğunu buradan artık kendimiz şey yapalım. Bakın burada gördüğünüz gibi yani sular bile artık hortumun içerisi tamamen buz olmuş. Gel şöyle bir şeyin arkasına doğru gidelim. Bahçeye doğru. Evet. Bu arada horozumuz burada. Etiko kaldı. Dışarıda. Evet. Şöyle gösterebiliriz çadırımızda. Şunlar gördüğünüz gibi iki penceresi var. Karşı tarafta yine iki pencere. Burada tavuk çıkışımız var. Ben buradan açtığım zaman tavuklar buradan doğru çıkıp bu görmüş olduğunuz alanda güzelce geziyorlar. Tabii güzel havalarda çıkıyoruz. Sakın bu şekilde soğuk havalarda tavuklarımızı dışarıya çıkarmıyoruz. Yine karşı tarafta üstte gördüğünüz gibi havalandırma bacaları. Ben içeride sobada yakıyorum. Dün veya ondan önceki 2 gündür yakmadım. Ama onları da yakacağız. Şöyle arka tarafa da bakabiliriz. Arkadan görüntüle de baktığınız zaman şöyle hafiften gösterebilirsin. Evet. Yerimiz de 500 metrekare alan içerisinde. Ev de buna dahil. Şimdi arka tarafı da göstereceğim. Burada güzel bir şekilde tavukların günlük rutin işleriyle ilgileniyoruz. Şöyle arka tarafa doğru da gidelim. Evet. Bu arada yine arttı. Güneşi Kar yağması. Temizledik. Bunları dışarıya çıkardım bu şekilde. Bunlar bilerek bizim çuvalladık. Evet, şimdi çuvalladık. Evet, remorka bunları atabilmek için. Remorklayıp hepsini hep beraber atacağız kendi tarlamıza. Çok güzel gübre olacak bunlar. Gerçekten. Arttı şu an. Yavaş. Motoru da bir çalıştıralım ya. Gel. Motorumuzu çalıştıralım. Bu bizim emektarımız. Çalıştı. Bir motoru çalıştırdı. Donmamış. Evet. Çok güzel. Demek çalışıyor. Sıkıntı yok. Kapatalım kontağımızı. Evet. Bura arka taraf gördüğünüz gibi kendi alanımız. Buranın üzerini kapatmıştık. Yolları böyle buraya yerleştirdim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş değil mi? Aynen. Ben yeni gördüm evet, şu an. Burada bir tane artık toz granül yemim kaldı. Bunlar pelet yemler. Gördüğünüz üzere burada hepsi var. Yine burada viyoller. Yani bu şekilde. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir önceki videoda tamam, 2 dakika camı sileyim. Silelim. Tamam. Süper. Bir önceki videoda söylemiştim. Tavuğun tabii maliyetleri hakkında konuştuk. İnsanlardan hep şu şekilde yorumlar geldi. Ya işte 3 aylık maliyetten bahsettin. İşte 15.126 yumurta dedim. Aya böldüğün zaman o zaman çok düşük gelirler. 50 ediliyor gibi. Ama ben şunu altını çizmek istiyorum. İlk aylarından itibaren olan tavuklardan bahsettim arkadaşlar. Yani kümesinize geldi. İlk 1 aylık kılavuz süresi var. Bu kılavuz süresinde zaten yumurta alamıyorsunuz. İkinci aydan sonra da artık yavaş yavaş verimler artıyor. Artmaya başlıyor. Verimler artmaya başladıktan sonra artık 2,5 aya yaklaştıktan sonra bizim tavuklarımız ne yaptı? Pik seviyelerine evet ulaştı. Yani o 2 aylık sürede zaten yumurta alınmıyor. Yani önümüzdeki 3 aylık süreçte belki biz 30 bin tane yumurta almış olacağız. Yani hesabınıza aynen, baktığınız günlük zaman. Günlük ortalama şu an 475. Hani evet. 80 evet. Hatta. Şu an zaten 475-485 arasında gidip geliyor tavuklar. Onun için yani onu kesinlikle baz almayalım. Yemler burada söylediğim gibi pelet yem kullanıyorum. Bunları her zaman söyledim ve şimdi diyor her zaman aynı şeylerden bahsediyorsun. Ama çünkü izleyicilerimizin şöyle baktığım zaman %80 kadarı yeni izleyiciler. Onun için bu bilgileri veriyorum.
Hayvanlar şu an günde bir çuval yem tüketiyor. Pelet yem, gezen bir yumurta yemi kullanıyoruz. Yemler de şu an 600-620, bölgeye göre de değişiyor. Biyolları da dediğim gibi Denizli'den aldım. Bunların da 250 adetlik ne kadara geldi? 733 liraya geldi. Bunları toptan aldık. Böyle iyi oldu. Elimizde doldurmuş olduk. Evet, şuradan doğru bir arka tarafa doğru gidelim. Ha, evet, bu arada şeyin bilgisini de vereyim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi şeye yatan, gurka yatan tavuklar vardı. Dün, bugün de bir tanesini ben kendim kestim. Ondan önceki günde bir tanesinin yine popo kısmından artık ditmeye başladılar. Çünkü hayvanı çıkardıktan sonra o arkadaki tüylü kısımları artık belki de değişik bir koku mu salgıladı artık bilmiyorum. Bir kabarıklık var. O folluktan iner inmez diğerleri gagalamaya başlıyor. Kantaron yağı falan sürdüm. Yine tekrardan bir gün beklettim. İkincisi gün tekrardan kümesin içerisine koydum. Ama bir baktım ikincisi gün ölmüştü. Bugün yine baktım yine bir tavukta yine gagalama var. Yine kan gelmiş. Baktım artık onu da kurtaramayacağız diye ne yaptım? Hemen bugün kestim. Artık onu da akşam afiyetle yiyeceğiz. Şöyle gidelim. Yani şu an 400. Evet. 97. Şu an 497 tane tavuğumuz kaldı arkadaşlar. Evet. Böyle aşağı doğru gidelim. Şu an gördüğünüz gibi hava eksilere yaklaştı. Ya sıfır ya da eksilerin altında, şey sıfırın altında şu an. İstiyorsan bir çadırın içerisine bir gidelim. Şeye bakalım. Neydi onun adı? Derece mi? Derecemize bir bakalım. Tamam. Dışarıda bu soğukluk varken çadırımız kaç derece oluyor? Ben hemen camını sileyim. Hemen tekrar bak. Evet, bir içeri girelim şimdi. Bir bakalım. Evet kızlar nasılsınız? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar söylemiştim. 10 tane ayrı tavuğum da gelecek. Ve horozum da geliyor. Bu arada sormuşlar işte ırk karışır falan. Gelen horoz da zaten Sandy'nin kendi horozu olacak arkadaşlar. Böyle bir alan yaptık. Bu alanın içerisinde onları yerleştireceğim. Buraya bir kapı gelecek. Onları diğer 10 tavuğu da alıp ayıracağım. 10 veya 15 tane ve horozu da içerisine koyacağım arkadaşlar. Kuluçka makinem geldi, onu da göstereceğim. Zaten yani hepsini birbirine karıştırmayacağım. Hep soruyorlar. 2 horoz işte 500 tabağa çok az gelir gibi ama hepsini karıştırmayacağım. Yapabilirsek bunun üzerine branda çekip ayrı evet. Bir ışıklandırma yapacak. Çünkü 24 saat evet. Yine yine tavuğu aldı. Şöyle bakalım. Derecemiz kaç gösteriyor? Gördüğünüz gibi 13 gösteriyor arkadaşlar. Nemde %92. Yani görüyorsunuz dışarıda kar yağışı mevcut. Ama çadırın içerisi gerçekten sıcaklığı yerinde. Bence dışarıya çıkalım. Çünkü burada çok ses var. Daha yumurta toplayacağız. Aslında gerçekte o kadar ses yok ama videolarda çok fazla ses var. Evet videolarda çok aşırı böyle sanki ses. Hatta biz de bu işe girmeden önce izlerken şey diyorduk. Acaba mahalle komşulara çok rahatsız evet, eder rahatsız mi? Evet rahatsız veriyor mu diye. Aslında bu bak yani biz içeriye girdiğimiz zaman bu kadar bu sesi veriyorlar. Normalde videoya dışarıya. Videoya çok yansıyor. Evet videoya çok yansıyor. Gerçekte o kadar bir ses yok. Güzel bir saniye. Çıkalım 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 çıkalım. Bir saniye. Evet. Şöyle geçelim. Kuluçka makinemiz de burada. Bugün ne yaptık bir de ondan da bahsedeyim. Bugün tavuklara pekmez değil yani tanklarına pekmez karıştırdım arkadaşlar. Niye işte böyle soğuk havalarda onları daha çok sıcak tutsun diye. Zaten yani biz kendimiz bile pekmez içtiğimiz zaman ne diyoruz? Daha çok insanı yani vücut ısısını arttırdığı söylendiği için. Dediğim gibi pul biber falan da veriyorum. Burada da kuluçka makinem var arkadaşlar. 48'lik bu kuluçka makinesi. Şöyle göstereyim. Şöyle indirelim. Bu arada kuşumuz, sonra, kuşumuz vardı. Evet kaçtı. Bu arada muhabbet kuşumuz kaçtı. Emir sağ olsun pencereleri kapıları hep açık bıraktığı için çok güzel de bir kuştu. Konuşuyordu. Çok da böyle ona ben kelimeler öğretmiştim ama artık bir 3-5 gün falan oluyor. Belki bir haftaya yakın. Artık yapacak artık bir şey yok. Kaçtı. Kaldı. Evet. Şöyle kaldırdığım zaman gördüğünüz gibi 48'lik. Bunun içerisinde de kendi horozum geldiği zaman tavuklarımı söylediğim gibi ayıracağım. Ve o tavukları dan işte yumurta alıp civciv üretimi yapacağım. Tabi biraz da yaz aylarına denk getireceğim bu işi. Çünkü kışın artık şeyin nasıl söyleyeyim yani yaşam oranları biraz daha seviyede olduğu için çok fazla kışın bunu denemek istemiyorum. Ama deneme amaçlı bir şey ama deneme amaçlı evet alacağım. Bir yerden söyledik horozlu. Döllü yumurta horozlu, hatta aynen. Mavi yumurtalar buldum. Onları bir yatırmayı düşünüyorum. Yani deneyeceğiz bakalım. İsteyen olsa dediğim gibi üretim yapıp ver edebilirim. Bakalım bunlarla ilgili söyleyeceğiz. Dediğim gibi en son yumurtamız kaçtı? 473 adet aldık. 486'lara gelmişti. 473'ler değil şu an.
Söylediğim gibi tavuklarımızın soğuktan biraz sobada yakmadım. Tavuklarımızın veriminden gerçekten memnunuz. Herhangi bir sağlık sıkıntılarıyla bu zamana kadar söylediğim gibi karşılaşmadık. Umarım böyle de devam eder. Şimdi ne yapalım? Yavaş yavaş yumurta toplamaya başlayalım mı? Evet, başlayalım. Bir yandan sen gir. Bu köşeden de ben devam edeyim. Böyle bu sefer arkadaşlar kafalanmamı da getirdim. İçerinin çok karanlık olduğu söyleniyordu. Özellikle yumurta alırken. Şimdi bunu böyle kafama takacağım. Nerede bunun şeyi? Bakalım. Şöyle olacak. Evet, bunu da takalım. Ve kovalarımızı alıp içeriye geçelim artık. Evet, kovalar hazır. Kovalarına bakın. Evet, süper. Şimdi içeriye gireceğiz. Hemen girmeden şunu çok kısa şu bilgiyi de vereyim. Tavuklar geldiğinde söylediğim gibi. Ha evet. Nazar boncuğumuz burada. Herkes söyledi. Bak bunu unuttuk. Evet. Bir tane de burada. İki tane küçük olarak. Tavuklar ilk geldiği zaman ne yaptık? 28 gün boyunca ışık yaktık. Hadi girelim içeriye. 28 gün boyunca ne yaptık? Işık yaktık. Ve piliç geliştirme yemi verdik. Işığımızı da açalım. Yine şurada. Işığımı da açtım. Şöyle gördüğünüz gibi tek lamba kullanıyorum. Gün ışığı rengi. Ama ilk 28 evet, günde. İlk 28 günde 3'ünü birden yaktık. Aynen. Tavuklarımız dediğim gibi 900 gram ve üzerinde geldiler. 30 gün boyunca piliç geliştirme yemi verdik. Onları kullandık. Ondan sonra son 20 gün, son yani 1 ay 20 günden sonra yumurta yemiyle karıştırıp devam ettik. Karmaşaları yapılı ve gaga kesimleri yapılı bir şekilde geldi. Sağlıklı bir şekilde geldi. Memnunuz. Bakalım bugünkü verimimiz kaç olacak? Sen istiyorsan diğer taraftan başla. Ben de şu köşeden başlayayım. Bu şekilde yumurtalarımızı toplayalım. Kızlar geldik. Evet. Evet. Şunları şuradan şöyle bir alalım. Yine tavukların bazıları içeride. Şöyle dur bakalım. Evet, kapı ışığımızı da açalım bu arada. Şöyle. Evet. Çok daha aydınlık oldu. Şurayı şöyle bir alalım. Orada tavuk var yine. Çıkmıyor. Sıcak sıcak yumurtalar bu soğuk havada. Evet. Evet, son yumurta. Şöyle göstereyim. Bakın yine burada bir çift sarılımız mevcut. Çok güzel. Bunları da alalım. Bu üstleri de kapattık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Söylemiştim zaten. Dediğim gibi yavaş yavaş kümesimizde artık güzel değişiklikler yapıyoruz. Evet, çıkalım artık. Evet. Kayalım kızlar. Güzel bir görüntü oluyordur inşallah. Dediğim gibi tavuklar içeriye girdikten sonra çok bağırıyor. Arkadaşlar, çadırda söylediğim gibi 70 metrekare şeylerle beraber geliyor. Bu nipel suluklar, yemlik ve fanla beraber geliyor arkadaşlar. O şekilde set halinde geliyor. Tavuklar da şu an yanlış hatırlamıyorsam fiyatları 170 ila 180 arasında değişiyor. Kızlar, hemen niye geldiniz ya? Bir saniye, bir izin verin bakalım. Kay. Evet hanımefendi. Hop, altın dolmuş. Dolmuş. Of of of. Yumurtalar büyük gibi bu sefer. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Çok teşekkürler. Şöyle bakın. Kovamda böyle dolduruyorum. Hızlı bir şekilde. Yumurtalar. Özellikle bu kış aylarında bu dediğim gibi pekmezli su yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu önemli. Evet. Kayalım kızlar. İner misin ya? Çık bakalım, çık. Çık. Hadi dur. Hadi çık bakalım. Çık. Çık. Çık kızım. Hadi. Aferin. Işık gerçekten iyi oldu. Bir de yaka mikrofonu alacağım arkadaşlar. Onun da farkındayım. Onu da yapacağız inşallah. Gördüğünüz gibi hani hep tavukları soruyorlar. Kış aylarında gerçekten bu verimleri alabilmek kolay değil.
Böyle toplayalım. Arkadaşlar gerçekten çok yararlı videolar çekiyoruz. Hani bu işi yapıp böyle içerik çeken arkadaşlar var. Onlara da saygı duyuyorum ama gerçekten bu kadar bilgiyi veren hani bazı insanları görüp kümesin içerisine bile girmiyorlar yani. Biz giriyoruz, gösteriyoruz. Onun için lütfen abone olmayı ve kanal videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu arada Instagram adresim doğalhanemçiftlik, buraya da düşüyorum. WhatsApp numaramı da buraya ekleyeceğim. Yine açıklamalar kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet, şöyle devam edelim. Ah, yine düşürdüm bak bir tane. Neyse. Evet. Evet, yumurtalar güzel. Bir saniye kızlar. Aa, burada bir tane var, ilginç. Kayalım bakalım. Çadırın içerisi gerçekten çok sıcak. Gördüğünüz gibi 13 derece yani şu an. Bir saniye kızlar. Evet, bir saniye. Şimdi gördüğünüz gibi diğer taraftan devam ediyor toplamaya. O da oradan. Evet, kalkar mısın? Yoksa tek başına yumurta toplamaya kalksam 20 dakikamı falan alacak. Çok eşimiz sağ olsun bana her zaman bu konularda yardımcı oluyor. Hep beraber. Kümes temizliğini falan da hep beraber yapıyoruz. Hakkını verelim burada da. Evet. Süper. Kızlar harika. Şöyle gösterelim. Kızım ne oldu? Gel bakalım. Evet. Maşallah kızlar. Arkadaşlar dediğim gibi kış aylarındayız, bu verim gerçekten süper. Filiz, yumurta büyüklükleri gayet iyi. Fark ettin mi? Bak sen buraya yatmış. Dur bakalım. Kalk bakalım. Of doldurmuş. Evet, benimki de öyle. Yumurtaları almayı. Evet. 3 tane çift salın var orada. Harika. Var mı başka saklamıyorsun? Heh, tamam. Evet, şöyle geçelim. Bak. Bu mesela. Şimdi gördüğünüz gibi bakın tüyleri nasıl kabartmış. İşte bunları dikiyorlar sonra. Çadırın içerisi gerçekten sıcak. Şu an terledim diyebilirim. Başka yumurta kaldı mı? Evet, burada bir tane daha var. Maşallah. Evet, bitmek üzere. Çatlamış mı? Tamam.
Evet. Maşallah. Burayı da ben alıyorum ve bitiyor herhalde değil mi? Evet. Biz rahatsız ediyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Maşallah. Süper. Evet, kovalar full. Bu benim kovam. Bu da gördüğünüz gibi eşimin kovası. Nasıl? Süper. Süper değil mi? Hızlı topladık ha. Hızlı topladık ve bitti. Aynen. Evet. Şimdi ne yapalım? Terledim bu arada. Çok sıcak. Yumurtalarımızı bir içeriye alalım. Ben bir yem vereyim. Evet, ışığımı kapatayım artık. Bir yem vereyim. Ondan sonra da bir yumurtalarımızı sayalım bakalım. Kaç tane yumurtamız olmuş. Hep beraber devam edelim. Kar lastiklerini taktım bu arada. Ay, zincir taksaydın diyecektim evet. Ben de. Zincirleri de taktım. Evet. Yemlerimiz önemli. Tavuklarımız aç kalmasın. Ben şimdi hemen bu yemleri veriyorum. Ondan sonra yumurtalarımızı iki elden ben ve eşim ikimiz birden hemen sayıp sizlere onunla da ilgili sayıyı vereceğiz inşallah. Tamam, ben yemleri vereyim o zaman. Nasıl? Aman düşme. Evet, yemlerimizi hemen böyle iki yandan koyup bitirelim. Evet arkadaşlar, şimdi kovalar dolu gördüğünüz gibi. Eşimle beraber hızlı bir şekilde yapalım ki çünkü bunu normal hem doluyoruz bir de yani 20 dakikayı falan alacak. Hemen ben buradan başlıyorum. Evet şöyle. Orada bir tane çatlağımız var. Tamam, onu zaten şey yapacağım. Hızlı bir şekilde. Fındık sizin. Evet, tavuklar hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl? Verimlerle ilgili. Maşallah. Ya Allah değil nazarlardan korusun. Şu gurk olayını çözebilirsin. Aynen, gurk olayı biraz şeyli, sıkıntılı olacak ama. Şimdi şeye bunu... kara batırdık. Suya evet, batırın şimdi... diyorlar ya, soğutmak için. Aynen, kara batırdık. Ve şey olmuşlar, bitirelim. Zayıflamış onlar ya. Tabii yemiyorlar çünkü. Yeme yok, su içmiyor, hiçbir şey yok. Bir de folluktan aldığım zaman alır almaz şey yapıyor. Ne onun? Diğerleri de onun hemen üzerine yürüyor. Hemen üzerine yürüyorlar. Dediğim gibi bunlar tekrardan silinecek arkadaşlar. Onun için yani bu şekilde servis edilmiyor. Evet, görüyor musun çift sıralı? Süper. O benim topladığım kovaydı. Büyük ihtimal. Evet. Şunu da ayırabilir miyiz? Bilmiyorum. Çevirelim. Hadi hızlan. Hızlanalım. Hızlı bir şekilde. Ters düz karşı koyuyorum şu an. Ben de öyle. Zaten elden geçecek bir daha. Onun için şey yapmayalım. Tahminleri alalım. Vallahi tahminler benim yine 480 belki üstüne bence çıkabilir. Geçecek, geçecek mi? Geçecek diyorsan inşallah öyle olur. En son 473'tü. En fazla da 486'ya çıktık herhalde değil mi? Evet. İlkin içine bir tane ayırırsan. Oraya şöyle yan tarafa koy. Hı-hı. Tamam, üstüne koyalım. Yani çadırın sıcaklığını da gördünüz arkadaşlar. Dediğim gibi dışarıda gördüğünüz gibi kar var ama içerisi 13 dereceydi. 2 gündür de soba yakmıyorum içeride. Herhangi bir verim kaybımız yok gibi gözüküyor şu an itibariyle. Yine tabi tam sayı alınca ortaya çıkacak. Dediğim gibi arkadaşlar, Instagram adresim doğalannem çiftlik. WhatsApp numaramı da zaten açıklamalar kısmına da bırakacağım. Videonun başına da koyacağım. Buradan ulaşabilirsiniz. Çünkü çok soru geliyor gerçekten. Herkese cevaplıyorum. Hem YouTube'dan da yorumlar kısmından da cevaplıyorum. Onun için gerçekten içeriklerimiz gayet yerinde. Çünkü diğer bazı videolar var. Onların da içeriklerini izliyorum. Hoş
takip ediyorum. Emir. Şunu açabilir miyiz? Emir merhaba. Merhaba. Merhaba arkadaşlar de. Ne soruyorsun? Emir pek konuşmayı sevmiyor. Seninkine dolduruyorum. Yanlışlıkla. Onun için bana oradan, YouTube'dan, Instagram'dan aman kırılmadı de. Çift sarılı değil. Çift sarılı kırılmadıysa tamam. Çift sarıların tam onu ayıralım en üstte. Müşterisi çok arkadaşlar. Herkes şey yapıyor. Böyle. Evet. Sarısının rengini de göster diyen bir takipçimiz vardı Filiz. Onu da unutmayalım da. En son biz hatta çift sarılı. Çift sarılı kırdım hatta ben. Yani ama işte dediğim gibi hep yeni izleyiciler olduğu için hep baştan baştan hep şey yapmak zorunda kalıyoruz. Şunu da tutar mısın? Ver bunu. Emir sen kar çok eğlenceli değil mi? Sen baba. Efendim oğlum. Ne kar çok eğlenceli değil mi? Benim kaçıyorum ben. Hadi kaç bakalım. Kardan adam yap. Yemlerimizi de verdik. Dediğim gibi gezen bir yumurta yemi kullanıyorum. Gezen 2'ye geçmedik. Bir aralar gezen 2'ye geçeceğiz falan dedik ama o bir hata olacaktı. Bizi de uyardılar. Bu şekilde geçmemiş olduk. Dediğim gibi bu işte her zaman için tecrübe ediniyoruz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Yorumlar saygı çerçevesi içerisinde olduğu sürece her yorumu dikkate alıyorum. Ama bazı yorumlar da geliyor. Aman ocağınıza incir ağacı dikilir. Şöyle olur, böyle olur. Ben bunlara katılmıyorum. Üreten insanları her zaman için desteklemek gerekiyor. Senin şartlarında bizim şartlarımız bir olmayabilir. Senin durumunla bizim durumumuz bir olmayabilir. Senin yaşadığın kötü tecrübeler şunu da açar mısın? İllaki bizim başımıza da gelecek diye bir durum yok. Söylediğim gibi tavuklar size gelecek. Ondan sonrası sizin işiniz arkadaşlar. Bakacağız. Tavuklara bakım olduğu sürece herhangi bir sıkıntı olmuyor. Herkes diyor işte 500 tavuk alacağım. Kaç tane yumurta alabilirim? Yani bunun belirli bir şeyi yok. Ben onunla ilgili bir garanti veremem. Ama gördüğünüz gibi dışarıda şu an kar var. Belki 10 santim 20 santim buldu. Şu an aldığımız yumurta sizler de görüyorsunuz. Demek ki bakınca her tavuk yumurta veriyor. Hangi ırkı öneriyorsun diyorlar. Loman sen değil. Ben kendim de deneyimlediğim için her zaman için öneriyorum. Ama sizin başka bir evet yumurta tavuğu yetiştirmek gibi bir hevesiniz varsa ona da ben karışmıyorum. O tabii ki de sizin kendi tercihiniz olacak. Onun için her şey bakım. Evet. İçeride yine akşama doğru kadar bir 3-5 tane daha çıkar diye tahmin ediyorum. Filiz ne diyorsun? Çıkıyor. Her zaman çıkıyor. Ha, bir tane daha koyalım. Her zaman çıkıyor zaten. Mustafa zaten dayanamıyor. İlla bir girip bakıyor. Tabii bakıyorum her zaman. Her gelişinde elinde yumurta. Evet. Saatlerce saysak bile illa üzerine ekliyor. Tabii illa üzerine yani. Ekliyor. Onda o defteri zaten. Son sayıyı oraya evet. Yazıyor. İşte. Defterimi tutuyorum meşhur bu arada. Defterimiz. Meşhur defterimiz. Çok önemli. Sene sonunda veya ay sonunda ne yaptık, ne ettik kardeşim? Bu iş bize para kazandırıyor mu? Ne kazandık, ne kaybettik? Gibi kafanızda soru işaretleri kalmaması için. Evet, şöyle geçelim. Bitti herhalde değil mi? Bakalım. Evet. Tamam. Çatlakları buraya koydum. Oraya koydum. Tamam. Say bakalım. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tam koli. Evet. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 olsa ne yapar? 303 kere 6, 18, 480, 81, 82, 83, 84 tane. Yok, 16. Evet, 480. 480. 84. Bir daha say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tam. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 15 kilo olsa zaten 450. 30'da 480, 84. Evet arkadaşlar, evet. Demiştik, 84. Harika. 400'ün üzerine, 480'in üzerine yine çıktık ya. Dışarıya çıkalım ve kapatalım. Evet arkadaşlar, şu ışığımı da kapatıyorum. Kafamdan bunları çıkartıyorum. Şimdi, evet onları da çıkaracağız. Aynen. Söylediğim gibi yine 480'in üzerine çıktık. Yarın da pazara çıkacağız. İnşallah hava biraz daha güzel olursa. Dediğim gibi Emir sen de gel oğlum. Şöyle gel. Gel.
Dedi arkadaş çalışıyor. Bir dakika. Emir bir saat. Evet. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bye bye. Evet. Beğendiyseniz lütfen beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Emir bye bye ya. Görüşürüz.